Evet, bugün yine Hadrianopolis'i ve genel olarak da eski pazar tarihini anlatacağım. Burada görmüş olduğumuz gibi Hadrianopolis'ten çıkan bir mozaiği görmekteyiz. Burada bir boğa figürü var. Şurada bir tavus kuşu figürü var. Şurada bir adak yazıtı bulunmakta. Gördüğünüz gibi İpereuhis diye başlıyor. İpereuhis diye başlayan yazıtlar genelde adak yazıtıdır yani. Burada yine boğanın etrafında da çok güzel geometrik desenler var yani. Yine arkadaşlar, Hadrianopolis'ten alınmış bir georadar görüntüsünü incelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu Hadrianopolis'te Kilise B ile Kilise C arasındaki bir bölgenin georadar yani yeraltı görüntüsüdür. Gördüğünüz gibi burada çok önemli yapılar görüntülenmiştir, keşfedilmiştir. Mesela şurada 3 apsisli büyük bir kilise yapısı bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi 3 tane apsisi var. Hadrianopolis'te 3 apsisli bir kilise şu ana kadar tek yani. Yine onun hemen kuzeybatısında yine ona nispeten biraz daha küçük bir kilise daha bulunmakta gördüğünüz gibi. Burada 3 apsisli kiliseye nispeten daha küçük bir kilise bulunmakta. Yine onun hemen doğusunda bir kare haç planında bir yapı bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Kare haç planlı bir yapı. Bakıldığında kare, içten bakıldığında kare haç planlı. Yine bu plana sahip bir yapı da yine Hadrianopolis'te bir ilk yani. Daha önce hiç bulunmadı. Yine onun hemen güneyinde de bir kilisenin apsis kısmını görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen şu bölgede bir kilisenin büyük ihtimalle bir kilisenin apsis kısmı olduğunu düşündüğümüz yeri görmekteyiz burada. Yani burada küçücük bir alanda arkadaşlar tam 4 tane kilise var yani. Küçücük bir alanda burada 4 tane kilise var. Yani bu kadar küçük bir alanda 4 tane kilisenin olması bir tesadüf değildir. Hadrianopolis gerçekten de döneminde bir hac yeriydi yani. Bir hac merkeziydi. Burası da büyük ihtimalle yine bir hac kompleksidir yani. Çünkü bu kadar küçük bir alanda 4 tane kilisenin bulunması bir tesadüf olamaz. Yine şurada başka bir yapı var. Bunun da yine kilise değil ama bunun da bir dini yapı olduğu düşünülüyor gördüğünüz gibi. Bir manastır falan olabileceği düşünülmekte. Yine şurada da bir tonozlu yapı görmekteyiz. Dediğim gibi burası Saint Stylianos Alpius vasıtasıyla bir hac yeri
özelliği taşımaktadır. Saint Stylianos Alpius'tan da bahsetmek gerekirse bu kişi, bu gördüğümüz zat özellikle Ortodoks Hristiyanların en önemli kişilerinden biri olan Saint Stylianos Alpius'tur. Hadrianopolis'te yani eski pazarda doğup ölmüştür. Bir sütunun tepesinde yaşadığı söylenmektedir. Bir mağarada yaşadığını söyleyen kaynaklar da var. Küçük çocukların koruyucusu olarak bilinen bir azizdir. Küçük çocukları iyileştirdiğine inanılır. Saint Stylianos Alpius. Yine arkadaşlar başka bir şeyden bahsetmek gerekirse burada da yine kilise C yapısının etrafındaki yerleri görmekteyiz. Yeraltı görüntüleme cihazından kaydedilen. Gördüğünüz gibi şu yapı kilise C'dir. Şu yapı kilise C. Yine kilise C'nin kuzeyinde de çeşitli yapı formları bulunmakta. Görüldüğü üzere böyle. Yine şurada bir yapı kalıntısı bulunmakta. Bunun da çok yüksek olmamakla birlikte bu yapının da kilise olma ihtimali var. Gördüğünüz gibi doğu batı yönünde uzanan bir yapı. Çok yüksek ihtimal vermiyorum ama bu da bir kilise olabilir yani. Şu. Yine burada hamam B yapısını görmekteyiz. Hamam B şurası. Yine şuralarda da yapı kalıntıları bulunmakta.